biliyordu, çok istiyordu. Hatta 30 geçen 2019'da 31 May şeyde Ekim'de sosyal medyada bir tane söz paylaşmış. Ölüm bize ne uzak ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık biz. Bize neylesin ölüm diye öyle bir söz paylaşmış işte. Muhammed'imi anlatı anlata bitiremem. Onunla ben de o kadar çok anısı var ki hangisinden başlayayım bilmiyorum. İlk Resulay'dan başlayayım inşallah. İlk Resulay'ına göreve gitmişti. Orada çok zor şartlarda göreve girdiler. İlk anne dedi üzerimize bomba atıldı dedi. Çantalarımızı attık dedi. Bir 60 kilometre falan 70 kaç santim 200 metre falan dedi. İleriye dedi attık dedi. Sonra dedi anne bombalamalar düz indik bittikten sonra geri aldık çantamızı dedi. Üzerlerinde 70 kilo şey taşıyorlardı, yük taşıyorlardı. Sadece silahım 15 kilo anne diyordu. Çok şükür Rabbime Resul ayında biraz feraha erdiler. Hastaneye yerleşti o. Önce bir çiftlik evinde kalmışlardı işte. Orada suya, suları falan çok ulaşmadı. Kirlendiler işte çamaşırı yıkarken bana resim atmış. Leğenin içine ayaklarını sokmuş. Anne Suriye tatil köyü bak burası diye eğlenmişler arkadaşlarıyla gülüşmüşler. Sonra hastaneye nöbet tuttu. Nöbet giren çıkanları aradılar sürekli. Daha ilk oradan bana çocuk resimlerini atmaya başladı. Hastanenin kapısından. Çünkü sık çok sık çocuklar geliyordu anne diye anlatıyordu. Bir tane bebek gelmiş işte 2,5 yaşlarında filan. Güzel esmer bir çocuk. Anne çok üşümüş elleri dedi. Ben dedi onu dedi. Sobanın ısıtıcı koymuşlar biraz işte hastanenin kapının önüne. Askeriyenin bir şeyini oluşturmuşlar. Ellerini ısıttım anne dedi. Çok tatlı dedi. Benim yeni elemanım diye mesaj yazmış bana. Onu da eğitiyorum diye yazmış hatta. Anne bir yaşlı amca geldi dedi. En çok da dedi yaşlı amca teyzelerle çocuklara çok üzülüyorum anne dedi. Burada dedi çok zor hayat anne dedi. Türkiye dedi hani dedi insanlar konuşuyor ya dedi. Suriyeliler, Suriyeliler dedi diye dedi. Anne aslında dedi gördüğümüz gibi değil dedi. Bizim ülkemize olsa dedi belki biz de dedi gidebilirdik dedi. Gerçekten anne hayatları çok zor dedi. Burada dedi her şey tarmar etmişler dedi. Parçalamışlar anne dedi. Hatta bir defasında işte bir onunla artık bu konuşmalar ateşkes olduydu ya o dönemde. Artık böyle binaları temizlik için sürekli göreve çıkıyorlardı şehrin içinde. Bir tane bir 7-8 yaşlarında kız çocuk cesedi bulmuşlar. Anne ondan çok etkilendim dedi. Mahvolmuş böyle dedi. Çürümeye dönmüş dedi. Bir hafta diye ailesi ulaşamamış dedi bombalardan dedi. Sonra orada bir bebek bulmuş küçük. Oyuncak bebek. Anne dedi bir tane kız çocuğunun bebeğini buldum dedi. Onu sana getireceğim dedi bana. İçler acısı anne burası dedi. İdlib'e işte izne geldi Resul ayından. Buraya son izin, ilk son izni kullanan Muhammed oldu son bölüğünde. 20 gün kullanmak istiyorum anne dedi. 10 gün izne gönderiyorlardı. Komutan demiş Muhammed sana benden 10 gün daha fazla izin demiş. İşte 20 gün kaldı burada. Buradayken mesaj geldi komutanından. Komutanı Muhammed İdlib'e gireceğiz haberin olsun diye söylemiş. Buradan işte gitti. Ben dedim ki oğlum biraz daha kalsaydın keşke dedim. Komutan anne dedi istesem bir 10 daha uzatacaktı iznini dedi. Ben de biraz daha kalsaydın kuzum keşke dedim. Hani başını kafanı dinleseydin dedim. O da anne dedi arkadaşlarım orada dedi. Nerede olduklarını bilmiyorum şu anda dedi. İçim hiç rahat değil anne dedi. Bir an önce gideyim anne dedi. Ben 2 ay sonra tekrar gelirim dedi. İşte buradan gitti. Gittiği gün sınırda kalmış o. Ertesi gün öğlen 12 sıralarında beni aradı. Anne arkadaşlar geldi dedi. Biz dedi Hatay'a gireceğiz dedi. Oradan dedi İdlib'e gireceğiz dedi Hatay'dan sonra dedi. Hatay'da 3-4 gün kaldılar. Ayın 18'i yola çıktılar. Trafik dolayısıyla giremediler. 19'unda akşam saat 7.30 sıralarında İdlib'e girdiler. İlk İdlib'e girdiklerinde ilk attığı fotoğraf bana çocuk fotoğrafı oldu. Anne buraları dedi çok dedi yama. Kırsal bölgeler dedi. Düz değil dedi. Çocuklar böyle koşuyorlar. Türk askeri geldi diye koşmuşlar önlerine. Tırların, tankların önüne. Anne bak bu çocuklara dedi çikolata dağıttık dedi. Ama dedi arkasından bir iki mesaj daha geldi. Ama dedi bu çocuklara çikolata dağıttık dedi. Bir köyün içinden geçtik dedi. Biz geçtik dedi. Bomba yağdı anne dedi. Gözümüzün önünde cayır cayır yandılar anne dedi. Ciğerimin yağları eridi anne diye. Ta böyle bana yazmış mesajında. Çocukları çok severdi. Zaten sivil hayatında da öyleydi. Çocukları sevindirmeyi çok severdi. Hatta şöyle bir mesaj yazmış. Anne Kürdüyle, Arabıyla çocuklar hepsi çok masum anne diye yazmış.
Onlar çok tatlı, çok masum. Onlara çok üzülüyorum anne. Biz burada olduğumuz sürece inşallah anne onların kılına zarar gelmez diye bir mesaj göndermiş bana işte. Sonra başka köye gittiler, onlar orada kaldılar. Orada iki tane çocuk bunlara kekik getirmiş. Şeker koymuşlar kekiğin içine, çaydanlığın içine. Anne bak bunlar da benim çaycılarım diye onlarla birlikte fotoğraf atmış. Onların fotoğrafını atmış. Anne ama bir bize diye şeker, çok şekerli koymuşlar diye güldürdü beni o mesajında. Mesajda öyle söyledi. Sonra orada biz dedi kalacağız anne dedi bir gün dedi. Burada dedi çok şükür dedi bize dedi birer ev verdiler dedi. Ben dedi bize dedi bizim nasibimize dedi 5-6 arkadaş dedi. Bir tane dam düştü dedi orayı temizledik dedi. Bu gece orada kalacağız anne çok şükür dedi. İnşallah dedi başımızın üzerinde bir çatı var anne dedi. Ben de biraz sevindim. Hatta camını böyle poşetlerle gelmişler açıkmışmış. Kuzum dedim ben de o poşetleri siz mi çaktınız çivilerle dedim. Evet anne yazmış altına. Sonra bir 10 tane filan çocuk resmiyle tek Muhammed var. Bir resim daha atmış bana. Anne bak bu çocukları biz giydirdik dedi Türk askeri olarak dedi. Kimimiz çorabımızı verdik dedi. Ellerimle giydirdim anne ayaklarına dedi. Kimimiz kazağımızı kimimiz pantolonumuzu dedi. Türk askerinin yanında hiçbir zaman sivil elbise yok orada. Sivil elbiseleri değil, Türk asker elbiselerini Türk İdlib çocuklarıyla paylaşmışlar. Anne kumanyamızı paylaştık çocuklarla dedi. Onların dedi çünkü dedi hiçbir alışveriş edebilecekleri hiçbir yer yok dedi. Daima çocuklardan bahsetti bana orada. Yaşlı ve çocuklardan çok bahsetti. Yani çok üzüldü çocukların o haline. Anne çok üzülüyorum gerçekten dedi. İnşallah dedi biz dedi Türk askeri olarak dedi. Onların sorununa çözüm bulacağız dedi. Biz burada olduğumuz sürece Allah'ın izniyle onlar da rahat nefes alacaklar dedi. İşte ondan sonra da biz mesajlaşamadık fazla, çekmedi telefonu. İşte dediği gibi küçük oğlumu beni ayın 24'ünde 2-3 dakika üçümüz abi kardeşi ben babası sadece üçümüzün de işte 3 dakika anca o civarlarda konuştuk. Anne dedi arkadaşlar bir telefon çeken kızı yer buldular dedi. Onların hakkına girmeyeyim dedi. Sadece sesinizi duymak istedim dedi. İnşallah telefon çekerse de en kısa zamanda arayacağım ben sizi dedi. Tamam kuzum Allah'a emanet olun dedim ben de. Abisini kardeş babasını istedi onunla konuştu. Sonra Emre'yi istedi işte. Ondan sonra duyuyorum ben telefon yankı yapıyor. Bu dışarıya çıkmak istedi hemen özel konuşmak istedi. Kapıdan çıkarken Muhammed'in sesi kulağıma çınladı benim. Annemle babama iyi bak Emre sözü oldu. Sanki içine doğmuş gibi. Emre Muhammed'im ne diyor dedim. Abin ne söylüyor sana dedim. Yok anne bir şey dedi bu da bana üzülmesin diye. Ben de kuzum duydum işte dedim. Annemle babama iyi bak diyor dedim. Evet anne dedi annemle babama dikkat et Emre iyi bak diyor dedi. Son sesini duymam o oldu artık. Sonra ben mesajları arka arkaya yağdırdım işte. Kuzum nasılsınız arayayım telefonum çekiyorsa bir ne olursun bir sesini duyayım bir mesaj yaz dedim. Ama mesajımı görmedi. Sonra da şehit haberini aldık işte. Bir mesaj da göndermişti. Anne bizim iki tarafımızdan da hem sağımızdan hem solumuzdan bombalar yağıyor dedi. Zor durumda kaldık dedi. Destek de gönderemiyor bombalardan dedi devletimiz dedi. İki bölük olarak diye yazmış. Şu anda çok yalnız kaldık anne. Biraz geri çekiliyoruz dedi. Ben de zannettim ki geri çekilince biraz böyle huzurlu bir bölgeye çekildiler. İyi sağlıkları diye düşünmüştüm. O gün işte ilk iki tane şehitimiz olmuş. Nuray söyledi, aradı bizi işte. Biz de bir tane arkadaşımın telefonunu verdi sınırdan, Ceylanpınar'dan. Onu aradık, ona ulaştık. Emre konuştu işte. Emre'ye demiş işte, Tayfun'la Muhammed'de şu an bir şey yok demiş. Ama varmışmış, bombalama olmuşmuş zaten. O bize öyle söylemiş. Bizim ciğerimiz yandı ama Rabbim vatan sağ olsun gerçekten de. Rabbim onların şehadetini kabul etsin. Allah'ım oradaki askerlerimize de zafer nasip etsin inşallah. Ordumuzu daima güçlü kuvvetli kılsın. Devletimize de zeval vermesin Rabbim. Devletimiz oğlumun şehit haberini aldığım an itibariyle her şekilde bütün kurumlarıyla vakıflarıyla her türlü desteğini esirgemedi. Bu arada da Allah razı olsun onun adam da. Devletimizi hiçbir zaman zalimlere boyun eğdirmesin Rabbim. Millet olarak, vatan olarak başımız sağ olsun.